Yapılan bir deneyde büyük bir akvaryuma bir balık konmuş. Akvaryumun tam ortasına da şeffaf bir cam. Sonra akvaryumun boş kalan kısmına bir köpek balığı konmuş. Köpek balığı her acıktığında diğer balığı yemek için hücum ediyor ama aradaki cama çarpıyormuş. Bu bir süre böyle devam etmiş. Köpek balığı her atak yaptığında cama çarpıyor, canı acıyormuş. Sonra bir gün aradaki camı kaldırmışlar. Ama köpek balığı öbür balığı yemek için hiç atak yapmamış. Çünkü artık diğer tarafa geçemeyeceğine inanmış. Bu akvaryuma hayat dersek, güçlü ve güçsüzü ayıran, dengeleyen bir unsur olmalı. Bir baskı unsuru. Öyle ki köpek balığı, güçsüz balığı yemeyi aklından bile geçiremesin. Daha suçu gerçekleşmeden önleyecek bir unsur, yani adalet. Bu cam aslında güçlü ve güçsüz arasında denge kuran bir adalet mekanizması, bir baskı. Mühim olansa bu camın gücü ve kimin nereye koyduğu. Eğer köpek balığı camın güçsüz ve işlevsiz olduğunu bilirse camı kırar. Yani adaleti çiğner. Eğer camı koyan köpek balığının cüssesini hesap etmez ve onu köşeye sıkıştırırsa baskı yapmış olur ve adaletsizliğe uğrayan bir güçlü görürüz. Eğer camı tutan, camı biraz yukarıda tutarsa, en tehlikeli şey olur. Güçsüz balık, köpek balığının baskısı ve tehdidi altında yaşar. Artık o ne derse yapmak zorundadır. Ta ki biri gelip adaleti sağlayıncaya kadar.
Polis mi? Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Bu nasıl olmuş ki öyle? Sen buraya nasıl girdin diye sormayacağım enişte. Tamam. Ben de söylemem o zaman. Bu olay nasıl olmuş ya? Bu kesin namus davası. Nereden anladın enişte? Namussuz feci ölmüş be. Bizi aydınlattın enişte, sağ ol. Bir şey değil canım. Tamam, ben kovulmadan gideyim o zaman. Takıldığınız bir şey olursa ararsınız. Tamam, ararız. Yengeme selam söyle. Hangi yengene canım? Hani şu Moğollardan devşirme yapıp paramı kapattı. Kaç tane yengem var enişte? Ha, kendi karım oğlanı. Tamam. O iş bende. Yukarıda iki tane daha var komiserim. Ne var? Ceset komiserim. Bunu niye daha önce söylemedin Cengiz? Komiserim, buraya takıldınız kaldınız. Konsantre olduğunuz bir şey çözüyorsunuz sandım. Evet Cengiz. Hangi oda? Yukarıda sağdan ikinci oda. Vay, vay, vay. Bu nedir ya? Bu çocuklar birini fena kızdırmışlar. Cengiz, bunların kimlik tespitlerini yaptınız mı? Yapıyoruz komiserim. Cengiz, bu sokağa çıkan bütün kamera kayıtlarını ve bu çocukların sosyal medya hesaplarını istiyorum. Bir de analarına babalarına da haber verin. Savcı Bey geldi mi? Az önce gitti. Adli tıp... Tamam. İstediklerim acil Cengiz. Cengiz, kordonu da genişletin, kimse girip çıkmasın. Ben artık gidebilir miyim? Bu kim Cengiz? Görgü tanığı komiserim. Hatta mağdur desek daha doğru olur. Olayda görgü tanığı var, sen bunu bize şimdi mi söylüyorsun Cengiz? Komiserim, en başta söyleyecektim ama konsantrasyonunu... Konsantrasyonla sokacağım şimdi Cengiz, ne diyorsun oğlum sen? Abi, çocuğun önünde tartışmayalım. Ne yapalım mağdur? Mutfağa mı geçelim? Mutfak? Ha, dizideki gibi. Mutfak! Hanımefendi. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Sonra arkadaş da sizi evinize bırakırlar. Niye geliyorum ki ben emniyete? İfadeni alacağız kızım. Buyurun. Müzik
Şimdi anlat bakalım. Görüntüler bunda mı? Sen ve 7 kız da. Hepsi bunda. Çok teşekkür ederim Yaman abi. Ne oldu? Anlat. En başında. Abi internete vermemişlerdir değil mi? Vermemişlerdir. Artık veremezler de. Ne oldu şöyle? Abi Çetin. Yani sevgilim. Sevgilimdi yani. Çok özür dilerim. Seni bir ömür kol kola gezeceğim. Çocuklarımın annesi olacak. Beraber kırmızı pötü kareli örtüleri ve sepetimizi alıp piknik yapmaya gideceğim o kadına benzettim. Pardon. Güzel gösteri. Bölüm ne? Animatörlük mü? Yok. Benimki amatörlük. Daha önce hiçbir kıza asılmayınca. Açılmayınca. Şapşal ya. Güldü. Vallahi güldü. Gördünüz mü? Güldü. Bak. Manyak manyak bağırıp rezil etme bizi. Sen biz dedin ya. Etme. Bir daha etme. Anlaştık. Tamam ama ben ısmarlayacağım. Neyi? Kahve içelim mi dedim, sen de anlaştık dedin. Ben öyle bir şey duymadım. Güzel olduğunuz kadar sağırsınız da küçük hanım. Başta çok güzeldi Yaman abi. Sonra... Bekle. Devam edeyim mi abi? O uzun olandı değil mi sevgilin? Evet abi. Çetin o işte. Yaman abi kamerayı nasıl aldın? Sır tutabilir misin şöyle? Tutarım da. Ben o çocukları öldürdüm. Ne? Abi ne yaptın? Katil mi oldun? Bağırma şöyle. Abi nasıl yaptın? Seni yakalarlar. O zaman bizi de herkes öğrenir. Şuraya bağırma. Sakin olursan hiçbir şey olmayacak. Nasıl olsa öğrenecektin. Şimdi bana her şeyi anlat. Hiçbir şey atlamadan. Yenge benim bandaj açıldı da ona geldim. Vallahi iki arada kaçtım. Bir bakabilir miyim? Otur bakalım. Ne sürmüştü buna? İyi geldi mi? Çok iyi geldi yenge. Burcu da yemeğe gitti. Gelir şimdi. Kim? Burcu. Yemeğe gitti. Gelir şimdi. Ha, yenik gelen kız. Gitsin canım bana ne? Lan bana bak bakayım. Neyim ben? Yenge. Yengeler her şeyi bilirler. Anlamadın mı sanıyorsun? Oldu o zaman yenge, ben gideyim artık. Beklerler beni. Sağ ol, eline sağlık yenge. Şu taraftan git. Şuradan. Şu tarafta. Tamam. Tamam iyi. Sağ olsun. Kolay gelsin. Bu tarafta. Şu tarafta. Yavrum. Bebeğim. 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 Yavrum. Bebeğim.
Kızım! Kızım! Bırak lan! Nefes! Bize saldırdı pis sapık! Kızım! Yavrum! Bebe! Lan dur! Sapık ya! Küçük çocuğa sarılmış bırakmıyor! Lan! Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Godoş! Allah! Dur dedim! Dur! Rahat bırakın adamı! Bayım sen karışma ya! Allah Allah tipe bak! Niye koruyorsun bu sapığı abla? Sapık değil o. Tanıyorum. Dağılın şimdi. İyi de çocuğa sarıldı gördük. Kızım! Senin sicil numaran kaç? Ne sicili ya? Ne diyorsun lan? Ne sicili? Tamam sir, tamam. Yanlış anlaşılma olmuş. Hadi dağılın. Dağılmıyoruz. Bu sapığa dersini vereceğiz. Beyler, ben polisim. Gerekirse ben ilgilenirim. Hadi. Nereden bilelim bu adamı kayırmayacağını? Uzatmayın lan. Basın gidin. Oğlum size basın gidin diyor. Anlamıyor musunuz lan? Sen kimsin kardeşim? Lan... Komiserim, bir yanlış anlaşılma. Tamam Elçin, siz geçin emniyete. Peki komiserim. Kızım. Gel lan buraya. Geri bas lan, geri bas. Olaya bak ya. Bütün teşkilat sapığı koruyor. Sen evli misin lan? Sana ne? Lan düzgünce soru sordum, düzgünce cevap ver bana. Evliyim kardeşim. Sen karını dövüyorsun değil mi lan? Lan bana bak. Bir daha karını dövdüğünü duyarsam gelir seni alırım. Anladın mı? Peki komiserim. Nerede dışarıda namus bekçiliği yapan biri olsa kesin evde karısını dövüyordur, hiç şaşmaz. Dağılın şimdi. Aradan 2 ay geçti abi. Bir gün Çetin'in evine gittik. Sonra yorgunum dedi. Sarılıp yatalım dedi. Ben de tamam dedim. Yatak odasına geçtik. Sonra aramızda bir şeyler oldu. O neydi? Kedidir kedi. Ya Çetin saçmalama. Neydi o? Kızım kedidir ne olacak? Ya dalga geçmesene. Selam gençler. Osman, manyak mısın oğlum? Ne işin var orada? Sapık. Ben dedim kedidir diye. Bak, kedi gibi çocuk. Osman? Ne haber kanka? Kanka mı? Çetin adam bizi dikizlemiş. Yok be, ne dikizlemesi. Sadece kamerayı aldım. Sonra dediler ki hepimize yatacaksın. Orospu çocuklar. O gün hemen kaçtım oradan. Telefonlarını açmadım. Mesaj atmış. Görüntülerini internete veririm diye. Çok baskı yaptılar bana abi. Gördüm. Sabah kapıya kadar gelmişti yavşak. Gördün mü bizi? Sen ondan geldin. Beni kurtarmak için. Kızımdı. Kızım. Nefi. Tamam yorma kendini. Önemli bir durum yok değil mi? Kızım. Kızımdı. Benim kızım. Ejder. Kızım nerede? Yok. Kızına benzetmiş belli ki. Adamlar da yanlış anlamışlar. Linç etmeye yer arıyor şerefsizler. Yine mi sörbekçiliği? Almayın şu adamı şuraya. Amirim dövüyorlardı adamı sokakta. Elçin, burası emniyet. Buraya dövülen adamı değil, döveni getireceksiniz. Bunu da hastaneye götüreceksiniz. Yok amirim, şükür hastanelik bir durum yok. Var Ejder, var. Hem de akıl hastanelik bir durumu var. Çok gevşek burası, çok. Her şeyi sıfırdan öğreteceğiz. Müdür bey geldi. Neyse, benim işlerim var.
Alev topu yaklaşıyor Elçin. Kaçsak mı? Artık çok geç komiserim. Söyleyeyim mi? İyi müdürüm. Bir yanlış anlaşıldı. Hemen odama gelin. Eksiksiz. Baş üstüne müdürüm. Eksik varsa o iş hiç olmamış demektir. Tamamlayıp öyle gelin. Çıkabilirsiniz. Bak Nur, emin misin bu adam olduğunu? Evet, tarif ettim çizdiler. Bakayım mı? Vallahi aynısı olmuş. Sen şimdi arkadaşlarınlayken bu adam geldi. Evi basıp herkesi öldürdü. Doğru mu? Evet, birden içeri girdi. Bıçakla saldırdı. Biz de ne olduğunu anlamadık. Niye yaptı peki bunu? Bilmiyorum ki. Katil işte. Peki senin yatak odasında ne işin vardı? Özel hayatımı sizinle paylaşmak zorunda değilim. Seninki özel hayat değil kızım. Genel hayat olmuş seninki. Anlamadım. Şaşırmadım. Çıkabilirsin. Gerekirse yeni ifadene başvuracağız. Bitmedi mi yani? Arkadaşlar seni evine bırakacaklar. Gerek yok. Gördüm sizi. Çok hararetliydiniz. Sen de ağlayınca... Genç. Tam 3 genç bir günde öldürüldü. Her gün cinayet. Necisiniz oğlum siz? Müdürüm, katil aynı adam, orası kesin. Bıçak kullanış şeklinden onu anladık. Ya. Cevval komiserlerim sonunda bir şeyi anladı. Hemen madalyalarınızı takayım. Aslına bakarsanız katil acemi müdürüm. Bıçağı dengesiz ve... Bir dakika ya. Katil aynı adamsa 3 günde 5 kişiyi öldürdü. Öyle mi? Bizim elimizde. Sayın savcım hoş geldiniz. Gerçekten hoş mu geldin müdür bey? Sayın savcım, ekip de konuyla ilgili bilgi veriyordu şimdi. Bize de versinler bakalım. Sayın savcım, cinayetleri işleyen aynı adam. Bıçak kullanma şeklinden acemi olduğunu ve dengesizce saldırdığını söyleyebiliriz. Katil çok temkinli sayın savcı. Ya kameraların olduğu yerde gezmiyor ya da kılık değiştirerek geziyor. Kılık mı değiştiriyor? Evet sayın savcı. Ne kılığına giriyor? Bir önceki cinayette Hulusi Kentmen'di sayın savcı. Bildiğimiz bıyıklı. Evet savcım. Gördüm resimleri, hiç benzemiyor. Bir filmindeki kostümün aynısını giymiş. Ona benzemeye çalıştığı belli. Sayın savcım, soğuk sıkın. İçer misiniz? Rahatlatır. Rahatlamak istemiyorum müdür bey. Başka bir yere tayin olmak da istemiyorum. Siz istiyor musunuz? Yok sayın savcım. Gir. Herkesin gözü bizim üzerimizde. 3 günde 5 cinayet. Müdürüm, sayın savcım. Söyle Cengiz. Komiserim çıkar çıkmaz getir demişti. Bugünkü cinayetle ilgili. Bir evin güvenlik kamerasından şahsın görüntülerini bulduk. Fotoğrafladınız mı? Müdürüm yine kılık değiştirmiş. Bakayım. Bu şey değil mi ya? Gazozcu. Filmlerdeki tecavüzcü adam. Yok sayın savcım.
Bu daha ziyade azmettiren. Tecavüz eden başka. Nasıl? Coşkulu bir arkadaş. Evet sayın savcım, bu o. Belli ki katilin Yeşilçam filmlerine bir ilgisi var. Ne şimdi bu? Adam şehir efsanesi olmaya mı çalışıyor? Böyle kılık değiştirerek falan. Sayın savcım, benim bir planım var. Eğer işe yararsa katil kendi ayaklarıyla gelir. Anlat bakalım. Aslında karışmayacaktım ama kapının önünden geçerken sesi duyunca... Şule evde misin? Şule, kirada yanlışlık olmuş kardeşim, evde misin? Şule! Şule, iyi misin? Abi ben öldüm zaten. Babam beni öldürür. Ne oldu, anlat bana. Abi gitti, Necak gitti. Kamera var. Tamam, sakin ol. Her şeyi anlat bana. Abi görüntüleri beğenmeyecek. Bittim ben Yaman abi. Tamam, nereye gitti? Anlattım işte. Hiçbir şey için ölme Şule. Hata da yapabilirsin. Ölümün ailene en büyük ceza olur, unutma. Geçmez denen, unutulmaz denen her şey geçiyor. Yaman abi kahraman gibi yetişti. Sağ ol. Kahraman olmak için iyi biri olmak gerekir Şule. Benden kahraman olmaz. Vallahi özenerek yaptım. Orta. Çok teşekkür ediyorum. Marcy. Zahmet oldu. Oo, Sir. Birden kibarlaştın. Orta. Sırıtma genç. Ya arkadaş, bir alışamadınız ya. Benim mizacım böyle. Sus. Söz vermeden konuşma. Araç hazır mı? Araç mı? Hangi araç? Makam aracı tabii ki. Sersem. Orta bu, orta. Milye. Sir, bir şey diyeceğim ama kızma. Orta bu. Yok, kızma. Yok, o değil. Senin hikayen. Herkes bir şey anlatıyor. Hazır, kimse de yokken... Senin nasıl bir hayatın vardı? Hayat? Ba 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 ba
Hayatım uğraşma bu kadar. Yabancı mı onlar? Hayatım sen bırak beni. Bahçeyi hazırladın mı? Hazır hazır. Benim hatırım için bir kez daha bak. Senin hatırın içinse mecbur bakacağım. Yapma gözünü seveyim. Tamam anlatma. Sormam bir daha. Etme be. Dönüşü olmayan yollara girdik ey hayat. Savurdun bizi uçurumlara. Mavi düşler kurmak zorunda bıraktın bizi. Teslim olduk diplomalara. Aman aman, hallerimiz yaman. Hangimizi daha çabuk tüketti zaman? Aman aman, hallerimiz yaman. Hangimizin daha güzel yüzünde kalan? Hey, aç pencereni. Bırak güneş içeri girsin. Hey, aç pencereni. Bırak güneş içeri girsin. Sağ ol. Arıyorlar ya. Müsaadenle bir... Ya, kusura bakma ya. Alo Bahadır. Efendim Ejder'cim. Ejder'cim mi? Dinliyorum sevgili kardeşim. Ben planı tamamladım. Yarın direkt tanıtıma çıkıyoruz. He. Çıkalım tabii. Tanıtım önemli. Yalnız Ejder'cim o sana söylediğim son düzenlemeleri de ben gelince bir kontrol edeceğim. Tamam mı canım? Bahadır ne diyorsun oğlum sen? Ejder'cim
Bak sonra konuşalım canım. Şu an vaktim çok kıymetli. Tamam hadi kapat kapat. Ben olmadan işler yürümüyor. Zor değil mi sizin işler? Zor. Çok zor. Yani inanır mısın Işıkçığım? Yani iti kopuğu bunlar hep bizim mesai arkadaşlarımız olur. Yani akşama kadar bunları kovalıyoruz yani. Hiç bana göre değil vallahi böyle şeyler. Ben mümkünse 40 olmadan şöyle sessiz, sakin bir köy hayatı istiyorum. Köy hayatı? Ha, güzeldir tabii köy hayatı. Yani böyle inek sağacaksın, böyle tezek toplayacaksın. Aklına bunlar mı geliyor köy deyince? Ben sessizlikten bahsediyorum. Huzur diyorum Bahadır. Huzur? Huzur en önemlisi. Biz zaten kimin için çalışıyoruz? Sizler için. Sizlerin huzuru için biz gece gündüz demeden, yılmadan, bıkmadan. Of! Kamu spotu gibisin Bahadır. Beraber çay mı içiyoruz yoksa Emniyet Genel Müdürlüğü'yle flört mü ediyorum anlamadım. Yok Işık, yani sen beni yanlış anladın. Ben şimdi böyle bir heyecan yapınca... Yok, ben gayet doğru anladım. Çay için teşekkür ederim ama benim çıkmam lazım. Ben şimdi ne dedim ya? İçinizdeki fırtınaları buraya damla damla bırakın Bahadır Bey. Hocam, tsunami olur, yapma. Sizi anlıyorum. Sanmıyorum. Hazır komiser. Çek. Şu çocukların sosyal medya hesaplarına baktın da Cengiz. Birbirlerine gönderdikleri videolar falan. Mesajdakiler değil mi komiserim? Benim de dikkatimi çekti. Baksana şuna. Kızlar, hazır mısınız? Kanka, hazır olmasalar ne olacak? Kamera tamam gençler. Sıra sizde. Osman. Heh. Mavi donun var mı kanka? Var kanka. O zaman film çekiyoruz. Şimdi bunların bu Nur denen kızı niye eve götürdükleri belli. Bunlar ölmese kızı perişan edecekler. Şantaj manyağı yapacaklar. Ama kız neden bunların masum olduğunu söyledi? Bu şahsın robot resmini çizdirdi. Aynen. Garip değil mi? Bir de bu odaya yerleştirdikleri kamera nerede? O hayır öyle bir şey olmadı komiserim. Bir teyit edeyim isterseniz. Şantaj olunca görüntüleri almaya geldi. Sonra cemiyet karıştı. Ver bakayım. Cengiz. Eline sağlık. Hayırdır komiserim? Sosyal sorumluluk falan mı? Değil Cengiz. Hobi mi edindiniz? Bu da bir hobi sayılır tabi. Ama filmcilik değil. Balıkçılık. Komiserim mesai biraz uzun sürdü. Dinlenin isterseniz. Yemliyoruz Cengiz. Yemliyoruz. Elbet oltaya gelecek artist bozuntusu. Şimdi... Kime acıyacaksınız? Ve kimin yanında olacaksınız? Avın mı? Avcının mı?
av olan avcının mı? Dönüşü olmayan yollara girdik ey hayat. Savurdun bizi uçurumlara. Mavi düşler kurmak zorunda bıraktın bizi. Teslim olduk diplomalara. Aman aman, hallerimiz yaman. Hangimizi daha çabuk tüketti zaman? Aman aman, hallerimiz yaman. Hangimizin daha güzel yüzünde kalan? Hey, aç pencereni. Bırak güneş içeri girsin. Hey, aç pencereni. Bırak güneş içeri girsin.